Evet, örnek 8'de yolumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi soru ne söylüyorsa biz onu yapalım arkadaşlar. Bakın ne diyor? 1 mol X2Y gazı ile, o zaman aldım 1 mol X2Y gazını. Hadi siz de yazın lütfen. İle 1 mol Z2 gazının tepkimeye girmesi sonucu. Yani o zaman buraya da 1 mol Z2 yazdım. 1 mol X2 oluşuyormuş. Ve 1 mol de YZ2 gazı oluşuyormuş. Ve burada tepkime sonunda 180 kilojul ısı açığa çıkıyormuş. Şimdi ısı açığa çıkıyor dediğine göre o zaman buraya eksi 180 yazıyorum. Ve bana diyor ki şu 1 ve 2. tepkimelerin entalpileri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi 1. tepkimeye bakarsanız şunu gözlemleriz. X2 ile YZ2 ürünken burada arkadaşlar giren olmuş. X2Y ve Z2 girenken bu tepkimede ne olmuş? Ürün olmuş. O zaman bu tepkimeyi ne yapmışız arkadaşlar? Ters çevirmişiz. Ters çevirdiğimizde delta H'ımızın ne oluyordu arkadaşlarım? İşareti değişiyordu. Dolayısıyla burası eksi 180 iken ne oldu sevgili gençler? Artı 180 oldu. Peki. Şimdi ikinci tepkimeye geldim. İkinci tepkimede maddelerin yeri aynı. Yani X2Y, Z2, X2 ve YZ2. Ancak burada sanırım ikiye bölünmüş. Çünkü bakın 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 olmuş. O zaman bu tepkimede ne yapılmış? Arkadaşlarım ikiye bölünmüş. İkiye bölündüyse ne yapıyordum? Entalpiye de aynısını yapıyordum. Yani eksi 180 iken o zaman buraya ne yazıyorum sevgili arkadaşlarım? Eksi 90 yazıyorum. Hemen şıklara geliyorum. Adana şıkkı ne oluyor? Benim doğru cevabım oluyor. Evet, örnek 9. Şimdi şu tepkimenin entalpisini vermiş ve bu tepkimenin entalpisini vermiş. Benim ilk işim arkadaşlar bu tepkimelerde entalpiyi somutlaştırmak. Dolayısıyla buraya eksi 40 yazıyorum. Sağ ol canım, çok teşekkür ederim. Ha, olur, sağ ol. Evet, buraya ne yazdım? Delta H'a eksi 40 yazdım. Burada da delta H dikkat ederseniz ürünlerde olduğuna göre 30. O zaman buraya da ne yazıyorum? Artı 30 yazıyorum ve olaya başlıyorum. Şimdi yanlış olanı soruyor. Diyor ki XY gazının molar oluşum entalpisi 20 midir? Şimdi molar oluşum entalpisi neydi? Her defasında aynı şeyi söylüyorum. Bakınız benden istenilen tepkime şu. Yani XY o zaman X2 artı Y2 eşittir. XY için benim şuraya 1 bölü 2, buraya da 1 bölü 2 yazmam gerekiyor ki XY'nin molar oluşum entalpisini bulayım. Şimdi şurada dikkat ederseniz şurayı 2'ye bölersem 1 bölü 2, 1 bölü 2 ve şurayı da 2'ye bölersem x'ye olur ve şu tepkimeyi ne yapmış olurum? Elde etmiş olurum. Ancak bu tepkimeyi 2'ye bölersem delta H değerini de direkt olarak 2'ye bölmem gerekiyor. Yani 20 olması evet doğru ama buranın ne olması gerekiyordu? Eksi 20 olması gerekiyordu. Dolayısıyla birinci öncülüm yanlış oldu. Şimdi X2 gazının molar oluşum entalpisi eksi 10 mudur diye soruyor. Şimdi X2 gazının şurayı sileyim. Molar oluşum entalpisi şu normalde benden istenen tepkimi. Dolayısıyla X2 artı Y2 eşittir. X2 dediğine göre şöyle. Dolayısıyla şuraya arkadaşlar 1 bölü 2 yazarsam X2'nin molar oluşum entalpisi tepkimesini yazmış oluyorum. Peki bu tepkimeyi buralardan yakalayabilecek bir durumum var mı? Yani şu iki tepkimeyi Hess yasasına göre acaba birleştirirsem şu tepkimeyi elde edebilir miyim diye düşünüyorum. Elimde şurada XY2 var. Dolayısıyla şurada XY'lerden eğer kurtulursam bu tepkimeyi elde ederim. Ha, delta H'ım eksi 10 çıkar çıkmaz onu bilmiyorum. O zaman ne yapalım? Özellikle alta yazdım. Şimdi üstte ne yapacağız? Deneme turları yapacağız. Şimdi sesli düşünüyorum. XY2'nin sağ tarafta olmasını istiyorum. Ve başında 1 olmasını istiyorum. Yani dolayısıyla bir kere şu tepkimeyi benim ters çevirmem gerekiyor.
Birinci tepkime için de x2'nin arkadaşlar bir tek x2 burada var zaten dikkat ederseniz. İkinci tepkime de yok. x2'nin 1 bölü 2 olmasını istiyorum ama yerinin aynı kalmasını istiyorum. Yani solda kalmasına devam etmesini istiyorum. Dolayısıyla bu tepkimeyi de 2'ye bölersem eğer çıkar gibi geliyor. Bir deneyelim. Şimdi birinci tepkimeyi 2'ye bölüyorum. Yani 1 bölü x2 artı 1 bölü 2y2 eşittir. 2'ye böldüğüm için xy diyorum. Ve 2'ye böldüğüm için delta haşıma ne diyorum arkadaşlar? Eksi 40'tı. Ne oldu? Eksi 20 oldu. İkinci tepkimeyi ters çeviriyorum. Dolayısıyla girenlerle ürünlerin yerini değiştiriyorum. Xy artı 1 bölü 2y2 eşittir. Xy2 diyorum. Ve ters çevirdiğim için entalpim ne oluyor? Artı 30 iken eksi 30 oluyor. Şimdi tepkimem çıktı mı? Onu bir kontrol edelim. Dikkat ederseniz şuradaki xy'ler birbirini götürdü. Dolayısıyla tepkimeyi yazıyorum şimdi. Bakın 1 bölü 2 x2 artı bir tane y2 eşittir bir tane x2. Tamam. Hess yasasına uygun olarak düzenledim. O zaman burada entalpileri direkt toplarsam entalpiye ne demem gerekiyor? Eksi 50 demem gerekiyor. Eksi 10 ifadesi ne oldu? Yanlış oldu. Şimdi şu tepkimedeki entalpi değişimi 40 mı diye soruyor. X2 artı 2Y2 eşittir X2XY2. Şimdi yine bu tepkimeye buradan bakıyorum. Direkt yok. Yani direkt bulamıyorum. Ancak yine taraf tarafa toplama çıkarma yaparak bu tepkimeyi elde edebilir miyim? Bir ona bakalım isterseniz. Şöyle şuraya çizgi çekeyim. Elde etmek istediğim tepkimeyi özellikle alta yazıyorum. X2 artı 2Y2 eşittir 2XY2 tepkimesini elde etmek istiyorum. Şimdi şöyle üstte de tepkimelere bakalım düzenleyelim çıkacak mı? Şimdi XY2'nin bakın şuraları siliyorum artık. Bu ikinci öncülde kaldı. Şimdi XY2'nin sağda olmasını istiyorum. Bakın burada XY2'nin sağda olmasını istiyorum. Ve 2 olmasını istiyorum başında. Yani dolayısıyla bu tepkimeyi önce bir ters çevirmem gerekiyor. Sonra da 2 ile çarpmam gerekiyor. Onun dışında X2 biliyorsunuz bir tek burada var. Zaten başka hiçbir yerde yok. Ve ben X2'nin solda kalmasını istiyorum. Ve başında 1 olmasına devam etmesini istiyorum. Yani muhtemelen bu tepkimeye de herhalde hiçbir şey yapmayacağız. Ama bir deneyelim. Çıktı mı bakalım. Birinci tepkimeyi aynen yazıyorum. Yani x2 artı y2 eşittir 2xy. İkinci tepkimeyi ters çevirip 2 ile çarpıyorum. Dolayısıyla ters çevirirsem şurası 2xy oluyor. Şöyle 2xy artı 2 ile çarptığım için y2 eşittir. Yine 2 ile çarptığım için 2xy2 oluyor. Önce bir kontrol edelim. Tepkime çıktı mı? 2xy'ler birbirini götürüyor. Dolayısıyla bakınız x2 artı 2y2 eşittir. x2xy2 tepkimesini bulmuş oldum. Peki ben bu işlemleri yaparken ne yaptım? Bir kere delta haşım burada ne oldu? Bu tepkime aynen kaldı zaten. Dolayısıyla buraya eksi 40 yazıyorum. Bu tepkimeyi ters çevirdim. Yani eksi 60 oldu. Bir de 2 ile çarparsam burası ne oldu arkadaşlarım? Eksi 120 oldu. Dolayısıyla entalpileri toplarsam entalpinin ne olması gerekiyordu? Eksi 160 olması gerekiyordu. Bu ifade de son derece ne oldu? Yanlış oldu. Cevabımız nereye gitti? Edirne'ye gitti. Evet arkadaşlar küçük bir düzeltme yapıyorum. Şurada entalpiyi küçük bir yanlış yazmışım. Hemen orayı bir düzeltelim. Her halükarda üçüncü öncülümüz yanlış çıkıyor zaten ama şuradaki entalpiyi yanlış yazmışım. Çünkü bir kez daha söyleyeyim. Ters çevirip 2 ile çarpmam gerekiyor. Ters çevirdim eksi 30. 2 ile çarptım. Şuranın arkadaşlar eksi 60 olması gerekiyor. Dolayısıyla şuradaki entalpimizin de eksi 100 olması gerekiyor. Şöyle küçük bir düzeltmemizi yaptık.
Ama dediğim gibi her halükarda zaten üçüncü öncül yanlış oluyor. Cevabımıza değişen bir şey yok. Evet, devam ediyorum bir sonraki soruyla. Örnek onunla devam edelim. Şimdi 1 mol XY2 gazının şöyle bir ayrışma tepkimesi var ve 40 kilojul ısı harcanmaktadır dediğine göre olayın endotermik olduğuna karar veriyorum. Dolayısıyla buraya hemen artı 40 diye belirtiyorum. Şimdi ısı açığa çıkmıştır deseydi biliyorsunuz buraya eksi 40 yazacaktım. Ancak şimdi ne diyeceğim? Artı 40 diyeceğim. Şimdi şöyle bir tepkime vermiş. Yani demek ki birinci tepkimede bazı düzenlemeler yapılmış. Dikkat ederseniz X2 ve Y2 burada ürünlerdeyken burada girenler kısmında olmuş. XY2 girenlerdeyken ürünler kısmında olmuş. Arkadaşlar şuraya bir 2 yazmamız gerekiyor sadece. Buradaki 2'yi birazcık eksik yazmışlar. Dolayısıyla o zaman bu tepkimeye ne yapılmış? Bakınız, tepkime önce bir ters çevrilmiş. Yetmemiş. Tepkime ne yapılmış? 2 ile çarpılmış. Çünkü 1 bölü 2 x2 1 x2 olmuş. 1 y2 2 y2 olmuş. 1 x2 de 2 x2 olmuş. O zaman demek ki ne yapılmış? 1 de 2 ile çarpılmış. Tepkimeyi ters çevirirsem entalpimin işaretini değiştiriyordum. Yani eksi 40 oluyordu. Tepkimeyi 2 ile çarptığımda entalpiye de aynı işlemi uyguluyordum. Dolayısıyla burası ne olacak? Eksi 80 olacak. Benim aradığım 80'li bir şey. Dolayısıyla Adana, Bursa, Denizli gider. Şimdi 80 kilojul ısımı harcadım. 80 kilojul ısımı açığa çıkarttım. Ekzotermik bir reaksiyon olduğu için ki başında eksi var. Dolayısıyla 80 kilojul ısı açığa çıkar ifadesi benim doğru cevabım olacak. Örnek 11 ile yolumuza devam edelim. Şimdi üçlü bir şey vermiş. Bu sınavda da çıkabilme ihtimali yüksek olduğunu söylemiştim. Çünkü çıkmışlığı var. Çok sayıda çıkmışlığı var böyle üçlüleri. Ve bizden elde etmek istediğimiz tepkime şu. Şimdi o zaman biz buradaki tepkimeleri düzenleyeceğiz. Yazacağız, çizeceğiz, böleceğiz, çarpacağız, çevireceğiz. Ve bir şekilde arkadaşlar bu tepkimeyi elde edeceğiz. Şimdi ben yine olaya şöyle başlıyorum. Bakın. C2H4. Başka hiçbir tepkimede C2H4 yok. Dikkat ederseniz şöyle tarıyorum. Yani dolayısıyla C2H4'ün solda kalmasına devam etmek istiyorum. Ve hiçbir şekilde katsayısının değişmesini istemiyorum. Yani muhtemelen emin olmamakla birlikte şu an bu tepkime aynı kalacak gibi görünüyor. Şimdi C2H6'ya bakıyorum. Önce tek mi ona bakıyorum. Bakın hiçbir tepkimede C2H6 yok dikkat ederseniz. Ben C2H6'nın sağda olmasını istiyorum. Ancak katsayısının 1 olmasını istiyorum. Dolayısıyla o zaman benim şu tepkimeyi sanırım 2'ye bölmem gerekiyor. Onun dışında şimdi 1 ile 2'yi bir yazalım. 3'e ne yapacağımıza karar veririz. Şimdi birinci tepkimeyi aynen yazıyorum. C2H4 artı 3O2 eşittir 2 karbondioksit artı 2 su diye yazdım. İkinci tepkimeyi 2'ye bölüyorum. 2 karbondioksit artı 3 su eşittir 1C2H6 artı 3,5O2 diyorum. 7'yi 2'ye böldüm. 3,5 yazdım. Şimdi 3'e ne yapacağıma karar veriyorum. Şimdi arkadaşlar şurada zaten dikkat ederseniz 2 tane su var. Ve ben tepkimede su olmasını istemiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Benim bu sulardan kurtulabilmem için sağ tarafa bir tane su gelsin ki şurada 3H2O'lar şuradaki 3H2O'yu götürsün. Yani dolayısıyla şu tepkimeyi ne yapmam gerekiyor? Ters çevirmem gerekiyor. Ki zaten aslında şuradaki H2 bilgisinden de anlayabiliyorum. Çünkü H2 dikkat ederseniz bakın 3 tepkimede sadece burada var. Ve ben H2'nin girenlerde olmasını istiyorum. Oysa ki burada ürünlerde ters çevirmem gerekiyor. O zaman 3. tepkimeyi de ters çevirdim. H2 artı 1 bölü 2 O2 eşittir H2O diye çizgimi çektim.
Şimdi bakalım şu tepkime elde edildi mi? Evet, şurada arkadaşlar karbondioksitler gitti. 2H2O, 1H2O daha 3H2O eder ki şunlar gitti. 3 oksijen, yarım oksijen daha 3,5 oksijen yapar. Ve şuradaki 3,5 oksijen de giderse, bakalım girenleri topluyorum. C2H4 artı H2 eşittir. Ürünlerde de zaten bir tek C2H6 kaldı. Tamam. O zaman şimdi gelin bunların entalpilerini konuşalım. Şimdi buranın entalpisi -1411'di dikkat ederseniz. Ve ben burayı aynen bıraktığım için -1411 yaptım. Evet, ikinci tepkimeye bakıyorum şimdi. İkinci tepkimeyi ikiye bölmüştük arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki delta H değerinde ne yapmam gerekiyor? İkiye bölmem gerekiyor. Şöyle bir ikiye böleyim hemen. Neyi bölüyorum? 1558'i ikiye bölüyorum. Arkadaşlar burası da 779 ediyor. Üçüncü tepkimeyi ne yaptım? Direkt ters çevirdim. Dolayısıyla 258'di. Ters çevirdiğim için -258 oldu. Şimdi buradan hemen şu delta H'ı bir toplarsam. Tamam. O zaman aynen. Teşekkür ederim. Delta H değerleri taraf tarafı toplandığında şurada arkadaşlar -890 çıkıyor. Ancak bu, yani şıklarda neyse ki koymamışlar. Çünkü ben 5.6 gram C2H4'e göre bir yorum yapmam gerekiyor. Hemen önce 5.6 gram C2H4'ün molünü bulalım. N eşittir M bölü MA. Dolayısıyla 5.6 bölü MA'sını hesaplarsam 12 çarpı 2 24. 4 daha 28 yapar. 56 28'in 2 katıdır. Dolayısıyla burası ne olur? 0.2 mol olur. Şimdi C2H4'ün buradaki patronu kaç? Bakınız 1. O zaman 1 mol C2H4 tepkimeye girdiğinde 890 kilojul ısı açığa çıkıyorsa acaba 0,2 mol C2H4 reaksiyona girdiğinde ne kadar ısı açığa çıkar dersem 178. Aynen öyle. Buradaki teşekkür ederim. 178. Ama benden entalpi değişimini istediğine göre arkadaşlar tabii ki burada -178'i ne yapacağım? İşaretleyeceğim. Evet, 12. soruyla devam ediyoruz. Şimdi bana bazı basamaklar vermiş ve bunun entalpisini söylüyor. Ve ondan sonra da o tepkimeyle ilgili yorumlama yapmamı istiyor. Şimdi 2A vermiş arkadaşlar. 2A verdiğine göre bir kere şurayı ne yapmış? 2 ile çarpmış. O zaman 2 ile çarpıyorum. 2 karbon artı 2O2 eşittir 2CO2 diyorum. -3B dediğine göre bu tepkimeyi önce ters çevirmiş, sonra ne yapmış? 3 ile çarpmış. O zaman önce ters çeviriyorum ve 3 ile çarpıyorum. 3H2 artı 3/2O2 eşittir 3H2O diyorum. Sonra şurada bir -C var dikkat ederseniz. Dolayısıyla bu tepkimeyi ne yapılmış? Ters çevrilmiş. Ters çeviriyorum. C2H6 eşittir C2H2 artı 2H2 diyorum. Ve şurada yine -D'ye de dahil olduğuna göre o zaman bu tepkime de ters çevrilmiş. Yani C2H2 eşittir 2C artı H2 yazıyorum. Şimdi bakalım nasıl bir tepkime de çıkacağım. Ben de merak ediyorum. Şimdi karbonlar götürdü. Onun dışında başka götürenler. Bakın şurada 3H2 var. Burada da 3H2 var. Bunlar birbirini götürdü. Onun dışında şurada bir C2H2 var. Burada da bir C2H2 var. Bunlar birbirini götürdü. Başka birbirini götüren yok diye düşünüyorum. Girenleri yazıyorum. C2H6 artı
Şurası 1,5, burası 2. Yani 3,5 oldu. Yani dolayısıyla 7 bölü 2, o 2 eşittir 2 karbondioksit artı 3 su. Böyle bir tepkimeden çıktım. Şimdi bu bir yanma tepkimesidir. Dolayısıyla entalpimin değeri nedir arkadaşlar? Negatiftir. Reaktiflerin katsayıları toplamı diyor. Yani girenlerin katsayıları toplamı, şurası 1, burası 3,5. Yani şurası arkadaşlar 4,5 oldu. Ürünlerin katsayıları toplamı da ne oldu? 5 oldu. Reaktiflerin katsayıları toplamı ürünlerden küçüktür. Katılıyorum. Tepkime entalpisi C2H6 gazının molar yanma entalpisi olarak adlandırılır. Daha doğru bir öncül olamazdı herhalde. Çünkü bakınız 1 mol C2H6'yı yakmışım ve ortaya çıkan ısıdan bahsediyorum. Dolayısıyla ikinci öncülüm de doğru oldu. Tepkime esnasında gaz halindeki molekül sayısı azalmıştır diyor. Şimdi burada C2H6 gaz, şuraları bir yazalım. Oksijenler zaten hep gaz. Karbondioksitlere bakıyorum. Onlar da zaten gaz. Ve suya bakıyorum arkadaşlar. Bakın burada su sıvı halde. Şimdi o zaman gaz halinde giren, dikkat ederseniz 4,5 molekül var. Gaz halinde çıkan 2 molekül var. Bakın şuradaki katsayısından dolayı 2 molekül var. Bunu almıyorum çünkü bu sıvı halde. Dolayısıyla 4,5'a 2 olduğu için evet, gaz halindeki molekül sayısı da azalır ifadesini doğrularsak burada cevabımız ne olacaktır arkadaşlarım? Edirne olacaktır.